Ay, pek sessiz burası, çok güzel. Aman dilini ısırmak bile, aman dilini ısır. Vallahi gelen gidenden bıktım şu aralar yani. Kim ayağını sürdüyse. Of. Ne içersin? Çay içerim. Size zahmet olacak ama. Şöyle baş başa biraz muhabbet edelim değil mi? Ay. Of! 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 Merhaba Burhan. Paşanga böreği varmış. Ben ve sevgilim kahvaltıyı sende yapmaya geldik. Öyle mi? Aynısını ya. Bir dakika. Burada bekleyin. Sevgilim mi? Bak bile onaran çifti geldi. Paçanga böreğini duymuşlar. Kim ispiyonladıysa artık. Ay yok artık. Vay ya. O zaman ben gideyim. Ya gitme ne olur, beraber yeriz. Zaten hızlı hızlı yiyorlar devilir. Yok ben gideyim. Zaten bir sürü işim var evde. Her yer toz içinde. Başka zaman gelirim. Zaten sizin sosyal hayatınıza ve popülaritenize ayak uydurmak çok zor. Makbili yapma ama yanlış düşünüyorsun. Makbili, Makbili. Niye böyle şeylere bozuluyorsun? Ben buyum, popülarite. Makbili. Hadi canım, börekler sormasın, buyurun. Şekerim, umut verme sen. Bu kadar kadın seni niye arasın ki? Ya niye umut vereyim ben? Bilmem şekerim, paraya alışmak o kadar kolay değil tabii. Ha sen bana görgüsüz mü diyorsun Fatoş? Allah'ım ya, şeytan diyor ki çek bankadan bütün parayı, at denize. Ya insanların davranışları değişti bana karşı. Hayır canım, benim hiç değişmedi. Ben sadece seni kıskanıyorum o kadar. Fatoş var ya, hiç beklemediğim Burhan. Dün param yokken nasıl davranıyorsa bugün gazetedeki haberden sonra da aynı davranıyor. Helal olsun ya. Vallahi psikopat psikopat ama adam gibi adammış. Bak şekerim. Burhan'ın hediye getirdiği giyim şirketinden aradılar. O kıyafetler Burhan'ın değil, giyim firmasının hediyesiymiş. Bu seninle arasını düzeltirken senin zengin olduğunu biliyormuş. Allah'ım ya. Hayata bak ya. Dalkavukluktan mıymış o böyle ahtapot gibi sarılmalar falan? Zengin olmak ne iğrençmiş ya. Burhan'cığım bana yine bir Nescafe, yine sütünü köpürterek. Hadi. Burhan Bey bir de börekler soğudu. Bize yeni 2-3 tane börek kızartın, bir de domates lütfen. Domates. Hı-hı. Burhan akşama ne yemek var? Akşama ne yemek mi var? Ya olmadı, buraya gelmeyiz de yemekleri paket yaptırıp evde yeriz. Değil mi? Onu daha iyi olur. Çünkü yani yemekler güzel burada ama ne bileyim, dekorasyon biraz zayıf değil mi? Dekorasyon zayıf mı? Yok, zayıf denemez bence. He yani. Zevksizlik abidesi diyelim mi? Burhan Bey, böreklerle domates, hadi. Bir dakika ya. Şu anda iletişimi kesmek zorundayım, bir dakika ya. Seni yerim. Benim evin dekorasyonunu zevksizlik abidesi olarak mı görüyorsun? Aa yok, kötü anlamda değil. Şey gibi, kiç müzesi gibi. Ya çok tatlı ve komiksin. Ya bir dakika ya. Allah'ım ya, bir dakika ya. Aynı zamanda bir de benden börek istiyorsun. Evet. Ve bütün bunları aynı repliğin içerisinde mi söylüyorsun? Burhan Bey, lafı nereye getirmeye çalışıyorsunuz siz? Çağırın ya! Çağır! Ne? Ocağıma incir ağacı diktiniz be!
Geliyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, dikiyorsunuz kafanızı. Ondan sonrasında da böyle ki, ondan sonra dışarı çıkıyorsunuz. Açsınız mıyım ben sizi, hizmetçiniz miyim? Sürekli öyle yapıyorsunuz mu? Hiç konuksever değilsiniz Burhan Bey. Ay siz konuk musunuz be? Konuk dediğim bir defa eline çiçek alır, bir çikolata alır, ondan sonrasında gelir ya. Siz konuk musunuz? Çekirge sürüsü gibi, çekirge sürüsü gibi yiyorsunuz, içiyorsunuz. Aranızda konuşuyorum. Çağırın. Çağır. Ha siz şikayetçisiniz yani bizden öyle mi? Nazik olmaya çalışıyorum ama bir yeri kadar. Bitmek ama. Çağırın evimden. Sizin yüzünüzden ben sevgilimle görüşemez oldum. Yalnız kalamaz oldum. Çağırın. Çıkar ya. Çağır dışarı ya. Çağır evimden. Defolun. Terbiyesiz. Ha bizde kabahat, bizde. Hop hop hop. Yürü. Buyurun. O zaman o paçanga böreklerini paket yapıp verin bize. Ne yüzsüz insanlar ya bunlar. Hiçbir laf dinlemiyorlar ya. Allah'ım ya Rabbim. Al beni telefonu gidin buradan. Ne? Ne? Anne nereden çıktı sen ya? Dur canım dur. Bir konuşalım seninle lan bunu. Seni. İfadeni alalım bakalım. Bir şey yer misiniz? Ne mesela? Kahvaltı mesela. Paçanga böreği yaptıydım. Paçanga böreği mi? He. Paçanga böreği. Kahvaltıda şey ev yapımı reçelleri var. Çeşitli peynirler var. Yerisel, bal var, kaymak var. Hepsi var yani kahvaltıcı. İyi tamam. Oturalım o zaman. Oturalım. Tabii ki oturalım. Sohbet edelim. İki medeni insan gibi değil mi İnsiç'cim? Sen gel bakayım böyle. Kaçma. Ya aşk olsun yani. Ben iletişim kuralım manasına dediğim. Çıkalım işte beraber. Ya tamam sen çık. Benim burada kısa bir işim var. Ondan sonra zaten röportaja gideceğim. İyi tamam o zaman. Görüşürüz. Ara beni. Tamam ararım. Hadi. Tamam. Anne. Efendim. Şimdi ben röportaja gidiyorum. Ha. Bu at kuyruğunu şöyle bırakıyorum tamam mı? Beş gibi döneceğim. Ben dönene kadar bu böyle yıkanmış, fönlenmiş, temizlenmiş olur mu? Olur yavrum olur. Tamam. Ama yani Cem gelene kadar ben bunu takmış olmak istiyorum yine. Tamam canım olur. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Börek süpermiş. Aslında işin sırrı şu. Pastırma tuzlu ya. Peynir de, beyaz peynir de çok tuzlu. İkisi birbirine karışınca çok tuzlu oluyor. Onun için beyaz peynir tuzsuz yapıyorsun ki hani denge oluyor. İşin sırrı aslında orada. Olabilir. Burası beni pek ilgilendirmez. Tabii siz de işinde olduğunuz için olur. Peynir de tam yağlı galiba. Evet öyle. Al ekmeğe sür o derece. O derece evet o derece. Ben bunu şeyden alıyorum. Bu apartmandan çıktığımız zaman bir market var Davut Usta. Ondan tam alıyorum. Yağlı beyaz peynir. Börekler, ev yapımı reçel, demli çaylar. Böyle kahvaltı edince aklıma da ne geliyor biliyor musun? Çocukluğunuz mu? Yok.
çarşı. İlk işiniz? Yok, onu bulduğum yerde vuracağım zaten. Anladım. Hayallerim geldi aklıma. Ha, soft bir konuymuş. Heller. Banliyö de satın alacağım ev. Çok güzel. Evin bahçesi salınacağı falan. Şezlong mezlong yani. Büyük bir kahvaltı sofrası. Bir bahar sabahı şöyle. Ne kadar güzel anlatıyorsun. Çoluk çocuk oturmuşuz sofrada. Yine böyle börekler, demli çaylar. Tam yağlı peynir kısmı çok kolay. Böyle teneke teneke getirirsin zaten seni. Mutlu bir masa. Bir uçta ben. Bir uçta... Makbule Hanım. Aile kuracaktım ulan. He? Hayallerimi çaldın lan benden. Ben bunu senin yanında bırakır mıyım lan? Ne yapacaksın ki bana? Çok fena döveceğim. Hadi ya. Ha. Olur mu ya öyle şey? Şiddete çözülecek bir konu değil. Bence şiddete çözmeyelim. Sen banliyodan bahsettin. Benim aklıma ilk gelen şey sessizlik oldu, sakinlik oldu. Ne diyor lan? Daha döveceğim. Ha? Kesin kararlısın yani. Tabii. İyi tamam. Otelinizin özel kulübüne üye olmak istemiyorum. Hayır. Lütfen, lütfen. Hayır. Lütfen. Evet, çağırdın geldim Sertaş. Nedir abi? Vay, parayı bulunca havalara girilmiş hemen. Ya ne alakası var abi ya? İki gündür perişan oldum ya. Telefonum hiç susmuyor. Bir sürü akrabam çıktı. Herkes borç istiyor. Yalanın bini bir para. Eski arkadaşlarım hepsi bana küstü ya. Mutsuzum ya. O zaman seni mutlu edecek projeyi sunuyorum Tanrıverdi kardeş. Proje mi? Hangi proje? Türkiye'de yapılmamışı yapıyoruz Tanrıverdi. Doğru. Ya Sertaç, niye sen bana hiç proje falan getirmiyorsun kardeşim? Başımıza talih kuşu kondu Tanrıverdi. Aman aman abi, bana konmasın. İstakozcu anlamı biliyorsun abi. Köşeye dönmüş. Buz pateni jürüsü. Heh, işte o. Biz de aynı sektörde başka bir lüks gıda getireceğiz. Ne getireceğiz? Sümüklü böcek abi. Sümüklü böcek mi? Kim yer onu ya? İstakozu yiyorlar ama. Aynı şey mi Sertaç? Ya Tanrıverdi, sen parayı vereceksin, gerisine karışmayacaksın kardeşim. Ya kim yer ki sümüklü böceği abi? İğrenç bir şey o ya. Oo, sen de iyice cimri çıktın ha. Senin için nedir ki abi? $100,000 atacaksın. $100,000 mi? Ne o? Çok mu geldi? Vay be, pintilik böyle bir şey olsa gerek. Ya Sertaç, sen niye hiç bana proje falan getirmiyorsun kardeşim ya? Benim de param var. Senin ailenin parası Taceddin. Bu arkadaşın cebindeki para. Yalnız cepte maşallah akrep var galiba. Of. Alo. Hayır, özel hayat sigortası istemiyorum. Lütfen, hayır. Hayır, lütfen, hayır, lütfen. Ya Sertaç, ya ben bugüne bugün İstanbul'un baklava prensi sayılırım kardeşim ya. Sen niye bana proje getirmiyorsun ki? Abi sen babandan habersiz. Şuraya getir 10 milyon koy. Ben de senin elini öpeceğim. 10 milyon nasıl koyayım ya Sertaç? Milyar işte. 1000 yani. Ya sen beni parayı dün bulmuş bu bacak kadar çocukla mı kıyaslıyorsun Sertaç ya? Bak hop kaçtı. Adam olsa gitmezdi. Vay be. Bütün İstanbul doya doya sümüklü böcek yiyecekti. Ama nerede bu çocukta o vizyon? Alo. Merhaba Naci. Evet, ben acil aradım. Ne diyor bizim bu muhasebeci ya? Evet. Yahu nereye gitmiş o zaman bu 2 milyon canım?
Ha? Hadi ya. Peki ben o zaman Tanrı verdiye ne diyeceğim? Geri mi ver diyeceğim ya? Naci! Kardeşim! Niye insanı daha önceden uyarmıyorsunuz canım? Dikkat etsenize! Nasıl top başına buluşturdu bir geleceğini. Oh, neler ettilirse. Ay. Her yanım çürüdü. Elektrik akımıyla tozları topluyor bu. Sen gitti. Demek ki tarladan gelen 2 milyardı. 2000. Peki ne olacak şimdi? Ya bırakayım öyle kalsın diyeceğim ama 2 trilyon da az para değil yani canım. Ay inanmıyorum sana Kubilay. Tam 2 gün sonra mı fark ettin durumu? Nasıl fark edeyim Fatoş? Ha, nasıl fark edeyim canım? Bir sürü bankada, bir sürü hesap. Sana bir şey soracağım. Şimdi senin paranın 1/20'si aniden gitse... sen bunu hemen fark eder misin? Ha? 1/20 mi? Ay neyse. Peki bu durumu çocuğa nasıl söyleyeceğiz ha? Şunu da atayım, bir güzel çamaşır suyuyla makinede döndüreyim, mis gibi olsun. Hadi bakalım. Yani bu yüzden aslında sen zengin değilsin. Ama fakir de sayılmazsın, yani 4 milyarın var. 4 milyar TL diyor. Oturup öğrendim canım. Ayrıca senin gönlün zengin be şekerim. Oh be! Allah'ın benden mutlusu yok. Rock forever demek istiyorum. Şok geçiriyor galiba. Ne şoku bacım ya? Ben az daha sümüklü böcek ithal ediyordum. Oy! Ne demek o ya? Bence de ya, ne demek o? Ne alakası var? Ya saçma sapan yalan akrabalarım çıktı. Herkes arıyor, bir şey satmaya çalışıyor. Uf, bitmiştim ben ya. Ayrıca o asılan ucuz kızlar da var değil mi şekerim? Bir daha var tabii. Bir daha var. Oh, üstümden büyük büyük kalktı ya. Ne asiliğim kaldı, ne rakçılığım kaldı ya. Banka müdürüyle havyarda yemek yiyen rakçı mı olur abi? Olmaz tabii, hiç seksi değil. Tabii. Oh Allah'ım, çok mutluyum ya. Hiç seksi değil demekle. Neyi kastettin ya bırak? Yalnız sizden bir ricam var. Ne? Sakın Burhan'a söylemeyin. Sahi o nerelerde? Hiç ortalıkta görünmedi bugün. Vah 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 vah. Şu an şok içindeyim. Yani nasıl bir sürpriz oldu bu benim için. Vallahi bu kadarını beklemezdim. Görüyor musun manyağın yaptığını?
Görüyorum, görüyorum. Kaç dakika sürdü bu dövmesi? Vallahi dürtü dürtü vurdu. Yani dakika olarak mesela toplam yani. Bir yarım saat sürdü diyebilirim. Ah, hadi ya. Vallahi. Anne! Anne, at kuyruğu nerede? Ay, nasıl yapılır bu ya? Yani yarım saat evire çevire sen döv ha? Vay anası, bu İzzet nasıl bir insan ya? Keşke ben de o anda orada olsaydım. Hayır yani seni savunma açısından. Keşke. O kadar bağırdım, çağırdım diyen olmadı. Zaten ben de çok fazla direnmedim. Kendimi çuval gibi bıraktım ki daha az acısın diye. Bir ara böyle bayılma numarası bile yaptım ama yemedi. Of, bu çocuk böyle işte. Bu çocuk böyle. Yani en ufak bir fikrim olsa ben seni uyarırdım ama... Vah, demek ki bundan sonra ayağını denk alacaksın. Ne olacak ki? Allah Allah. Polise haber verirsem desem. Daha da hınçlanır. Gelir bir daha döver. Değil mi? Kesin. Sen şimdi güzelce dinleneceksin. Hı. Yaraların zamanla iyileşecek. O arada da bunun bir daha olmaması için hayatında neleri değiştirebilirsin onu düşüneceksin. Evet. O zaman ben gideyim. Beraber çıkalım. Ben de bir yere gidiyorum zaten. Ne oldu sana ya? Hiç. Böyle bir yorgun gibisin, böyle bir yıpranmışsın sanki sen. Neyse. Hakikaten çok mutlu olunca insan bir dans ihtiyacı hissediyormuş bünyede ya. Kanka, Sacit Kral, gel ölümüne kankayız yapalım, gel. Yok yok, şu an onu yapamayacak kadar keyifliyim, bak. Hey, anladım ben onu. Hey.